arkadaşlar. Finlandiya'dan herkese selam. Aynı zamanda günaydın. Şu anda sabah kahvemi yudumluyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum. Dışarıda güzel bir gün var. Az bulutlu. Zannedersem güneşli bir gün. Sizin de her gününüz güneşli olsun diyorum. Bugün Finlandiya'ya gelmeden önce duyduğum ama ne olduğunu tasavvur bile edemediğim bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu kendi gözlerimle birkaç kere gördüm. Tüylerim diken diken oldu. Muhteşem bir duyguydu. Sanki kendimi başka bir alemde hissettim. Duygularım korkuyla karışıktı. Bunu kelimelerle size anlatamam. Konuya gelecek olursak, konumuz kuzey ışıkları ya da kutup ışıkları. Bir diğer adı ise Aurora Borealis. Fincesi Revolto. Bu fenomen sadece Kuzey Kutbu'nda olmadığı ve Güney Kutbu'nda da olduğu için ben buna kutup ışıkları demeyi daha uygun buluyorum. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Videolarımızı beğenerek ve sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Şimdi konuya devam edelim. Bu ışık transları karanlıkta gözle görülebilir hale geliyor. Bunlar renk renk değişkenlik gösteriyor. Bu ışıkların kaynağı güneşimizdir. Bu olay kutuplarda her dakika oluşuyor. Ama gözle görülür hale sadece karanlıkta geliyor. Bunu kısaca güneşten gelen parçacıkların dünyanın manyetik alanına, kalkanına çarparak kutuplara yönlendirilmesinden dolayı meydana gelen etkileşim diye açıklayabiliriz. Güneşimizde sürekli patlamalar meydana gelmektedir. Bu patlamalar neredeyse her dakika gerçekleşir ve çoğu elektron ile protonlardan oluşan parçacıklar gaz halinde Güneş tarafından saniyede 500 kilometre hızla uzay boşluğuna Astronomide bu yayılma olayına güneş rüzgarı denmektedir. Güneş ışınları ışık hızında hareket ettikleri için Dünya'ya yaklaşık 8 dakikalık bir zamanda ulaşırken yüklü parçacıklar birkaç gün uzayda yolculuk ederek yerkürenin etrafındaki manyetik kalkana çarparlar. Dünya'yı aslında bir çubuk noktası olarak düşünebiliriz. Yerkürenin en iç tabakalarına bulunan sıvı metaller dünyanın dönmesiyle sürekli hareket halindedir. Bu hareket bir dinamo gibi mıknatıs etkisi meydana getirmektedir. Mıknatısların etrafındaki manyetik alan çizgileri gibi dünyamızın etrafında da güney ve kuzey manyetik kutuplar arasında bu çizgiler uzanmaktadır. Çıplak gözle bu manyetik alanı göremeyiz. Bu manyetik alanı atmosferin en üst tabakası olan manyetosfer adı verilir. Manyetosferin içten dışa doğru değişik tabakaları vardır ve kutup ışıklarının oluşmasında rol oynayan kısmına Van Allen kuşakları adı verilir. Işıklar nasıl oluşuyor? Yüklü parçacıklar dünyaya yaklaştıkları zaman manyetik alanına çarparlar. Parçacıklar direkt yeryüzüne ilerlemek yerine oval şeklinde manyetik alan çizgileri etrafında dolanmaya ve kutuplara doğru yönlendirilirler. Bu ilerleme sırasında parçacıklar ve atmosferdeki gazlar arasında alışveriş başlar. Parçacıklar havayı iyonize ederler. Mesela normalde artı ve eksi yükü olmayan oksijen ve azot gazları yüklü hale gelir. Fakat bu uzun sürmez. Elektronlar tekrar atomlarına geri döndükleri zaman bu atomlardan ışık saçılır. İşte bu ışıklar olağanüstü bir görüntü sergileyen kutup ışıkları, kuzey ışıklarıdır.
ışıkların farklı renklerde olmasının sebebi ise enerji alışverişinin farklı miktarlarda oluşudur. Örneğin, kırmızı ışığın dalga boyu büyük olduğu için az enerjilidir. Mor ise küçük dalga boyu ile daha yüksek enerjilidir. Kuzey ışıklarını Finlandiya'da görebiliriz. Bu muhteşem fenomeni genelde yer kürenin kuzey kutbuna yakın olan bölgelerinde görmek mümkündür. Kanada ve İskandinavya bölgelerinde turistik firmalar bu ışıkları görmek isteyen insanlara hizmet sunmaktadır. Hatta Finlandiya'da bu ışıkları yaptığınız yerden izleyebilmek için camdan yapılmış iglolar, yani Eskimo evleri bulunmaktadır. Kutup ışıkları daha çok bilinen bir kavram olmasına rağmen bu ışıklar aslında dünyanın güneyinde de görülür. Bunlara da güney ışıkları, yani Aurora Australis adı verilir. Ve adı üstünde Avustralya'dan görmek mümkündür. Güneşten yola çıkan yüklü parçacıklar aynı zamanda güneş sistemi içerisinde bulunan diğer gezegenlere de ulaşmaktadır. Jüpiter, gaz gezegeninin kuzey ve güney kutuplarında aurora ışıkları gözlenmektedir. NASA'ya göre bu ışıklar dünyamızda oluşan kuzey ışıklarından, kutup ışıklarından 8 kat daha parlaktır. Enerji bakımından ise 100 kat daha güçlü olduğu hesaplanmaktadır. Jüpiter'de gözlemlenen ışıkların en büyük farkı ise aslında gözle görülmeyen X ışınları olması. Son olarak dünyanın manyetik tabakası olmasaydı, güneşimizden gelen yüklü parçacıklar yerküre üzerindeki yaşama ciddi zararlar verebilirlerdi. Hatta bazı bilim adamları manyetosferin eksik olması durumunda dünya üzerinde yaşam dahi oluşamayacağını düşünmenin mümkün olduğunu söylemektedir. Umarım Finlandiya hakkında verdiğim bu bilgiler ilginizi çekmiştir. Eğer fırsatınız varsa muhakkak hayatınızda bir kere de olsa bu duyguyu tatmanızı tavsiye ederim. Konuyla ilgili sorularınızı ya da yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olunuz. Videolarımızı beğenerek ve sosyal medyada paylaşarak bize destek olunuz.